Yıllardır içeriği ve etkisiyle tartışma konusu olan öksürük şurupları bir kez daha benzer bir başlıkla gündemde. Hatta bu kez ortada bir tartışmadan çok daha fazlası var. Öyle ki Amerikan İlaç Dairesi bu şurupların 4 yaşın altındaki çocuklarda kullanımını yasakladı. Belçika'da ise sınır 6 yaş. Yasakların altında yatan nedense ilaçların yan etkileri. Her öksürükte her şurup kullanılmamalı. İlaç konusunda çok bilinçsiz tüketiyoruz. Anne babaların sıklıkla başvurduğu bir çağrı öksürük şurubu. Öksürüğü tedavi ediyor etmesine. Ama içerindeki etken maddeler yıllardır tartışma konusu. Hatta birçok ülkede konu tartışmanın ötesine geçti. Öksürük şuruplarının kullanımı yasaklandı. Öksürük şuruplarının çoğunun içinde yüksek olmayan dozda ağrı kesici, ateş düşürücü ilaç var. Bu ilaçların fazlasının karaciğer, böbrek yetersizliği dahil bir sürü tabii ki yan etkisi var. Bunun içinde öksürük şurubu da var mı? Hepsinde var, evet. Ateş düşürücü, öksürük şurubu, antibiyotik, hepsi var yani, hepsini kullanıyoruz. Çocuklar bir haftadır, iki haftadır ilaç kullana kullana artık perişan durumdalar. Bünyeleri de artık kabul ediyor. Dekonjestan dediğimiz maddeler burun mukozasındaki salgıyı azaltan ilaçlar. Ancak salgıyı azaltabildiği gibi bunun yüksek tansiyon yapıcı ya da ritim bozukluğu yapıcı yan etkileri de olabiliyor. Öksürük şuruplarını da aslında hemen böyle iki şey de vermiyorlar. Bizim aile hekimimiz mesela çorba içirin diyor. O tarz tavsiyelerde bulunuyor. Öksürük şuruplarının yan etkileri içeriğindeki etken maddelere göre değişiyor. Ve öksürükten ilaçsız kurtulmak isteyenler için doğal çözümler de var. Hangi yöntemlere başvuruyorsunuz öksürünce? Evde ballı pekmezler, doğal yöntemler. Boğazı yumuşatıcı, hani ılık süt olabilir, ıhlamur çayı olabilir. Burun tıkanıklığı için de serum fizyolojik dediğimiz tuzlu su ve dinlenecek.